Arkadaşlar merhabalar. Simya yayınları, Flash serisi, coğrafya, AYT soru çözümleriyle başlıyoruz gençler. Evet, sosyal bilimler 1 ilk sorusuyla 35. sorumuzla başlayalım bakalım ne sormuş bizlere. Yukarıdaki haritada numaralanan yerlerin hangisi dünyadaki petrol üretiminde söz sahibi değildir gençler? Baktığımızda arkadaşlar 4 numaralı alan Kanada'nın olduğu bölge, Kanada'daki neft çukurları yani petrol çukurları mevcuttur gençler, kuyularımız mevcut. Orada yine az miktarda olsa petrol çıkarımı yapılmaktadır gençler. 2 numaralı bölgeye baktığımızda Venezuela'yı gösteriyor, zaten petrol kralları o bölgeye yaklaşık yakın yerlerde. 1 numaralı alan zaten Orta Doğu'da. Şu bölge arkadaşlar Çin'in az biraz güney kesimleri, o bölgede de yine az, çok az miktarda da olsa petrol çıkarımları mevcut. Ama Avrupa'nın göbeğinde arkadaşlar şu noktada biz petrolden söz edemiyoruz arkadaşlar. Bu sebepten ötürü cevabımız Ceyhan olacaktır. 36. sorumuza baktığımızda buna göre Cenk'in belgeselde gördüğü hayvanların yaşadığı biyom yukarıda verilen haritada numaralanmış yerlerden hangisinde yer almaktadır diye söylüyor gençler. Cenk televizyonda izlediği bir belgeselde yüksek boylu otlar ve dikenli akasya ağaçları arasında yaşayan aslan, kaplan, çita, antilop, geyik, timsah, zürafa, fil, zebra, bizon gibi hayvanları ilgiyle izlemiş ve ertesi gün sınıfta izlediklerinden bahsetmiştir diyor. Dikkat ediyorsanız bu hayvanlar arkadaşlar subtropikal alanlarda görülüyor. Özellikle arkadaşlar zürafa, ki akasya ağaçlarını, dikenli akasya ağaçlarını çok seven bir hayvandır zürafa. Özellikle subtropikal alanlara bakacağız. Oralarda savan biyomuna bakacağız arkadaşlar. Savan biyomu bu gördüğümüz alanlarda sadece ve sadece 3 numarada bulunmaktadır gençler. O yüzden de cevabımız 3 olacaktır. 2 numaralı yer ekvatoral bölge, 1 numaralı yer tundura sayabiliriz arkadaşlar. 4 numaralı yer muson biyomu. İşte öbürü de 5 numarada çöl biyomları karşımıza gelir. 37. sorumuza baktığımızda arkadaşlar Türk kültürünün temellerinin şekillendirdiği şartlar düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi Türk kültürünün özelliklerinden biri olamaz diyor gençler. Türk kültürünün temelleri ilk çağa ve Orta Asya'nın coğrafi koşullarına dayanmaktadır diyor. Bu bölgeye bilin ki gençler ne vardı? Bozkırlar, geniş alanlı bozkırlar vardı. Hangisi olamaz diyor. Karasal iklim şartlarına ait maddi ve manevi özellikler taşır. Evet, doğrudur gençler. Hem göçebe hem de yerleşik hayata ait nitelikler barındırır. Neden? Evet, bu da doğru. Neden? Çünkü Çin'le çok etkileşim halindeyiz. Bu sebepten dolayı ne olacak? Çin yerleşik hayatta biz değilsek yine aynı şekilde hem göçebeyi hem de yerleşik hayatı barındırır. Ki kaldı ki Uygur Türkleri de ne oldu? Yerleşik hayata geçti. Yine aynı şeyleri söyleyebiliriz. Başka kültürlerle etkileşime dayalı özellikler bulundurur. Evet, bu da doğru. Çünkü sık sık ne dedim? Çin'le bağlantı kuruyoruz. Çin'le savaş halindeyiz ya da iyi ilişkiler yürütüyoruz bir dönem. Değişiyor yani. Ticaret, değerli taş ve madene dayalı mesleki bilgi birikimi içerir. Arkadaşlar bunlar yerli, yani yerleşik hayata geçmeyle alakalı. Eğer siz bir yerde maden açıyorsanız ya da değerli taş üretimi yapıyorsanız ya da ticaret yapacaksanız bir yerleşik hayatınız olması lazım. Yoksa sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Bunun çok fazla olduğunu düşünmüyorum gerçi. Tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomi faaliyetlerine ait özellikler taşır. Özellikle de hayvancılık ön plana çıkar. Ama dediğim gibi tamamıyla yerleşik hayat lazım. Değerli taş, maden, ticaret için. Türklerde bu sonradan kazanılan bir etkinlik. O yüzden de cevabımız denizde olacak. Evet, 38. sorumuza baktığımızda ormanların yok olmasının nedenleri ve sonuçları sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır diyor gençler. Ne demiş? Yukarıda yeryüzünde ki ormanların büyük bir bölümü az gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Orman alanlarının azalması büyük ölçüde bilinçsiz ve duyarsız kullanım sonucu gerçekleşmektedir. Orman örtüsünün kendini yenileyebildiği yağmur ormanları gibi alanlarda orman tahribi büyük etkiler oluşturmazken yağış ve sıcaklık değerlerinin yeterli olmadığı yerlerde orman tahribi telafi edilemez sonuçlar oluşturmaktadır. Hangisi farklı bir grupta yer alıyor ona bakacağız gençler. Tarla ve otlakların oluşturulması, erozyonun artması, sel taşkınlar, kuraklık, bitki ve hayvan türlerinin azalması. Arkadaşlar şunlar doğal bir oluşumdur. Ama tarla ve otlaklar oluşturması, bunlar insan eliyle yapılan etkinliktir arkadaşlar. O yüzden fiziki ve beşeri olarak ayırdığımızda A şıkkı beşeri, diğerleri fiziki etmen olarak kabul edebiliriz gençler. 39. sorumuza baktığımızda coğrafya dersinde öğretmenin işte Türkiye'de farklı iklim tipleri görülüyor olmasının tarımsal faaliyetleri olumlu etkileri nelerdir diye bir soru yöneltmiş.
Kimle doğru cevap veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir diyor gençler. Bakalım hangi zat-ı muhterem bizlere doğru cevabı vermiş. Tarım alanlarının gelişmesini sağlar. yetiştirilen ürünlerin çeşitlenmesine neden olur. Nadas'a bırakılan arazilerin artmasını sağlar. Birim alandan daha fazla ürün alınmasını sağlar. Baktığımızda son olarak da daha fazla alanda sulu tarıma geçilmesine neden olur diyor gençler. Ya farklı iklim tiplerinin görülmesi arkadaşlar ürün çeşitliliğinin artmasına sebep olur. Ama Nadas'a bırakılan arazilerin artmasını ya da tarım arazilerinin gelişmesini, işte ürün verimliliğinin artmasını ya da sulu tarıma geçilmesi bunları anlatmıyor gençler. Bize ne anlatacaktır? Tamamen tarım ürün çeşitliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Biz de o yüzden cevabımızı Adana işaretleyeceğiz gençler. Evet, 40. sorumuza bakalım. Esen şehrin büyümesine etkili olan faktör aşağıdaki şehirlerimizin hangisinin büyümesinde de etkili olmuştur diyor gençler. Baktığımızda ne diyor? Esen şehri 18. yüzyılda küçük bir şehir iken zaman içerisinde hızla büyüyerek Avrupa'nın en önemli sanayi şehirlerinden biri olmuştur. Arkadaşlar Esen şehri Ruhr Havzası içerisinde yer alıyor. Ruhr Havzası da önemli demir çelik kaynaklarından oluşmaktadır. Almanya'nın en önemli demir çelik kaynaklarını oluşturuyor. Yeraltı zenginliğini oluşturuyor. Yani yeraltı madenciliğe bakacağız. Hangisi madencilikle gelişti? Zonguldak arkadaşlar. O yüzden de cevabımız Edirne. O bölgede de taş kömür çıkarımları mevcuttur arkadaşlar. Evet, sosyal bilimler 2 kısmına baktığımızda ise ne demiş bizlere? Yukarıda bir tablo verilmiş. Tabloya göre verilen değerlendirmelerden hangileri doğrudur demiş. Ne diyor? UNESCO'nun dünyanın farklı bölgelerini belirlediği miras alanları sayısı ve türleri gösterilmiştir diyor. Bakalım bir değerlendirmeye bakalım gençler. Tüm bölgelerde ve toplamda kültürel miras alanları doğal miras alanlarından fazla. Tüm bölgelerde baktığımız arkadaşlar ne demiş? Kültürel miras alanı baktığımızda neden fazla diyor? Doğal mirastan. Afrika'da fazla. Evet, Arabistan'da, Araplarda fazla. Pasifik taraflarında fazla. Burada fazla. Şurada fazla. Burada da fazla. Evet, bu doğru. Bakın bu bir kesinlikle doğru arkadaşlar. O yüzden bir olacak. Yani C ve B şıkları elendi. Tabloda ilk 3 sıradaki bölgelerin toplam miras alanları sayısı 4. sıradaki bölgenin kültürel miras alanı sayısından fazladır diyor. 1 ve 2 yani ilk 3'ü toplayacağız arkadaşlar. Yani teker teker toplamaya gerek var. Şöyle 37 yaptı gençler. Şöyle tek tek toplayalım. 37, 48 daha. Böyle teker teker toplayacağız. O yüzden bu en sona kalsın arkadaşlar. Yani burada bildiğiniz bir işlem var. Buna geri döneceğiz. Süre kaybımız olmasın diye söylüyorum arkadaşlar. Toplamda en az miras alanına sahip bölge Arap ülkeleridir. Baktığımızda gözle görülür en az onun oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Arap ülkelerinin az bir durumu var. Bu da doğru. 3 kesinlikle var zaten. O yüzden Adana şıkkını da eledik. Toplam miras bakımından yani toplam miras alanlarının yarısından fazlası Avrupa ve yani Avrupa Kuzey Amerika bölgelerinde bulunmaktadır. Bakalım Avrupa Kuzey Amerika neredeymiş? Evet, burada en fazlası mı? Ay yok, burada toplamda arkadaşlar evet doğrudur. Yani Avrupa'da burada daha fazla bulunuyor arkadaşlar. Çünkü neden? Yani yarısından fazlası dememiz doğru olacaktır. Baktığımızda mesela doğal bölgelerde burada daha fazla, kültürel bölgelerde burada daha fazla, karışık bölgelerde azıcık ama topla yani baktığımızda 440 tane şey verilmiş gençler. Yani baya fazla, 851'in yarısından fazla arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Yani biz 2'yi hesaplamasak bile 1, 3 ve 4'ü bulduk. Yani cevabımızı Denizli olarak çıkardık arkadaşlar. Yani eğer işlem yapmak isterseniz de buradan işlem yaparak sonucu bulabilirsiniz. En az kültürel mirasa sahip bölge Arap ülkeleridir diyor. Arkadaşlar evet bu da doğru aslında. Baktığımızda yanlış yere bakmışız. Afrika arkadaşlar, en azı Afrika 42 ile. O yüzden o yanlıştır ve 1, 2, 3 ve 4 bizim doğru şıklarımızdır. O yüzden de cevabımız Denizli olacak. Evet, 13. sorumuza bakalım. Demiş ki buna göre şehirleri ile yukarıda verilen turistik yerler eşleştirildiğine hangi eser dışarıda kalır diyor gençler. Bildiğiniz kültür turizm eşleştirmesi arkadaşlar. Yukarıda onlarla ilgili bilgiler verilmiş. Bakalım Deirul Zafanan, Ahmet El Cezeri Türbesi, Belkıs Zeugma, Göbekli Tepe, Nemrut Dümülüsü. Arkadaşlar burada
Zeugma dışarıda kalır. Neden? Çünkü bakın Göbeklitepe yok Göbeklitepe Urfa'da arkadaşlar. Göbeklitepe dışarıda kalır. Şanlıurfa'da, Nemrut Dümbülüsü Adıyaman'da, Mardin arkadaşlar, Belkıs, El Cezeri, Şırnak, Gaziantep, Deir Zafaran olarak düşündüğümüzde Göbeklitepe dışarıda kalıyor arkadaşlar. O Şanlıurfa'da bulunuyor. O yüzden de cevabımız Bursa oluyor gençler. Evet, 14. sorumuza baktığımızda diyor ki bize işte aşağıdaki seçeneklerden hangisinde medeniyetler ve merkezlerin numaralı yani numaraları doğru eşleştirilmiştir diyor. Bakalım neler varmış. İşte bir numaralı yer arkadaşlar İzmir'in bulunduğu alan. O bölgede iyonlar var gençler. İyonlar daha hakimlerdir. O yüzden bir numaralı yer iyonlar olmak zorunda arkadaşlar. İki numaralı yerde baktığımızda gençler ne olduğunu söyleyebiliriz. Hititler değil. O yüzden dorlar olur arkadaşlar. Neden? Çünkü o bölgede biraz daha ticaret işin içerisinde de biraz da tarih bilgisiyle alakası var arkadaşlar. 5 numaralı yer Hititlerin 5 diyorum özür dilerim arkadaşlar. 3 numaralı yer Hititlerin yeri arkadaşlar. Ondan sonra baktığımızda 4 numaralı yer Urartular arkadaşlar. 5 numaralı yer Frigler olacak. Frigler tabii şöyle uzanıyor gençler. Bayağı uzunca bir ülke. 6 numaralı yerde Lidyalar biraz daha şöyle sağ tarafta aslında gerçek manada ama birazcık karışık bir harita olmuş. Ama cevabımızı deniz olarak bize işaretlettiriyor gençler. 15. sorumuza bakalım. Kerem yaptığı hataları düzeltmek için aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır diyor. Yani bildiğiniz doğru yanlış sorusu sorulmuş arkadaşlar. Diyor ki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü bölgesel bir örgüttür diyor. Ondan sonra buna doğru demiş arkadaşlar. Greenpeace ya gerçi şıklardan gitsek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Çünkü böyle sorularda bunları teker teker düzeltmektense şıklardan gitmek daha mantıklı olacaktır gençler. Bakıyorum şimdi bu zaten normal şartlarda küresel bölgesel bir örgüt. Yani şöyle söyleyeyim doğru söylüyor çocuk aslında. Yani sadece Karadeniz ülkeleri Karadeniz'e kıyısı olanlar değil gerçi ama biraz daha dışı açıldı o son zamanlarda. Ama sonuçta kalkıp gidip de Amerika'dan almıyor. O yüzden bu doğrudur. Bölgesel olarak kabul edilebiliriz. Greenpeace Türkiye'de ofisi bulunmaktadır diyor. Evet bu da doğru. Greenpeace'in Türkiye'de ofisi var gençler. O yüzden buna da yanlış diyemezsiniz. Değiştirilmeyecek. Yani 1 ve 2 ile oynama yapılmayacak arkadaşlar. 1 ve 2 ile oynama yapılmayacak. Tüm işaretleri tersiyle değiştirmelidir. Yani yine oynama yapılmayacak. Ya Ceyhan ye Denizli olacak gençler. Nijerya, Gabon ve Angola OPEC ülkelerindendir. Yanlış demiş. Hayır doğru. Özellikle de Nijerya arkadaşlar önemli petrol çıkarım noktalarından bir tanesine sahip. 3 kesinlikle oynama yapılacak gençler. Bakıyorum. Türkiye'de NATO'nun kurucu üyelerindendir. Evet, Türkiye kurucu üyelerinden biri değildir. Bunu söyleyelim. Bu kesinlikle yanlış olarak kalacak. Bu da doğru. Yani Denizli'ye eliyoruz gençler. NAFTA sosyalist bloktan gelecek saldırılara karşı kurulmuştur. Hayır, NAFTA tamamen ekonomiyle ilgili kurulmuştur arkadaşlar. Tamamıyla 3 ve 5'in yer değiştirmesi gerekmektedir. Şıklardan da yaptığınızda yine doğru olarak bulabilirsiniz gençler. Cevabımız Ceyhan olacak. 16. sorumuza bakalım. Nüfus projeksiyonlarına göre haritada verilen bölgelerden hangisinde nüfusun yaşlanması tehlikesi söz konusudur diyor. Arkadaşlar nüfus yaşlanması genelde gelişmiş ülkelerde sıkıntı çıkar. Biz de o yüzden gelişmiş ülkelerin yoğunlukla olduğu Avrupa ülkelerini her zaman kabul ediyoruz. Çünkü neden? Adamlar gelecek nesillere bir şey yapamıyorlar. Gelecek gelmiyor arkadaşlar. Gelecek nesil oluşması çok zorlaşıyor. Otomatikman ne oluyor arkadaşlar? Yaşlı nüfus bunlar da büyük problem oluyor. O yüzden cevabımız da Bursa olacaktır. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi ekstrem olaylarla ilgili yanlış bir değerlendirme değildir diyor gençler. Baktığımızda neler var? Doğa olayları herhangi bir yerde normal seyrinde devam ederken bazen bu seyrin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir. Doğadaki bu olayların en az ya da en üst seviyelerine ise ekstrem olaylar diyoruz diyor. Arkadaşlar yukarıda bildiğiniz ekstremi tanımlıyor. Yanlış bir değerlendirme arıyoruz gençler bizler de. Fırtınalar dünyada görülme alanı geniş olan ekstrem olaylardır. Arkadaşlar fırtınalar tropikal kökenlidir. Zaten olması gereken şeylerdir. Ha,
Bu rakamlar yükselirse bize bir şeyler verecek ama bakalım neler olacak. Tsunami Akdeniz kıyılarında sıkça yaşanan ekstrem olaylardan biridir. Arkadaşlar şöyle diyeyim, yani normal şartlarda biz Akdeniz'de tsunami göremiyoruz. Gördüğümüzde de haliyle ekstrem bir olay diye söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden B kesinlikle yani sıkça yaşanan bir ekstrem olay değildir. Yani özellikle Akdeniz için söylenen bir şey olamaz gençler. Ekstrem olaylar içinde en yavaş gelişeni heyelandır. Hayır, heyelan çok hızlı bir şekilde gelişir. Beşeri ekstremler sadece gelişmiş ülkelerde görülür. Niye? Yani gelişmemiş ülkelerde de görülebilir. Böyle bir durum söz konusu değil. En yaygın görülen ekstrem olayı sellerdir. Hayır arkadaşlar, yani seller değil, heyelanlardır. Bunu da söyleyelim. Şimdi fırtınalar dünyada görülme alanı geniş olan ekstrem olaylardır. Yani bunu yorumlamak şöyle arkadaşlar. Fırtına normal şartlarda ekstrem bir olay olarak kabul etmeyebilirsiniz. Lakin rakamlar çok yükseğe çıktığı için biz ne diyoruz? Bunu ekstrem olaylara dahil edebiliyoruz. Az önce de söylediğim gibi. Ne olacak otomatikmen? Geniş bir alanda mı görülüyor? Yani normal şartlarda ekvatoral iklimin yaşandığı hemen onun üst kesimlerinde ya da alt kesimlerinde neyse çevresinde karşımıza geliyor. Bu da haliyle bize yanlış bir bilgi vermemiş oldu gençler. Cevabımız Adana olacak. 18. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu alanlarda üretimi yapılan ve o bölgeyle özdeşleşmiş ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor. Şimdi teker teker değerlendirmeye alacağız. Yani birazcık sizleri yoracağız arkadaşlar. Bakalım ne demiş? Önce nereden başlayalım arkadaşlar? Fındıktan başlayalım. Fındık arkadaşlar Ordu, Giresun civarında da yani şu alanda olacaktır. O yüzden bunu eliyoruz. Çay arkadaşlar Rize tarafında, Artvin tarafında yoğunlaşmıştır. Onu da eledik gençler. Sonra baktığımızda ayçiçeği gençler şu Trakya bölümünde yoğunlaşıyor. O da doğrudur gençler. Kırmızı mercimek ise gençler Diyarbakır, Şanlıurfa arasında yoğunlaşıyor ama zeytin gençler o bölgede değil. Zeytin daha ziyade şu alanda daha fazla yoğunlaştığını söyleyebiliyoruz. O yüzden cevabımız Adana olacak gençler. 19. sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde canlı grupları ile ait olduğu jeolojik zaman eşleşmesi doğru verilmiştir diyor. Yani jeolojik devirlerle kıyaslama yapacağız gençler. Evet, ayı, köpek, at, maymun, fil gibi hayvanlar ne zaman ortaya çıktı? Arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bilgiler biraz daha aşırı derece detaya giriyor. Şimdi özellikle sözel bölüm olduğu için bunları genelde soruyorlardı. Ama şu an son dönemlerde bu kadar insana dönük, yani insana değil de hayvanlara dönük ne zaman çıktı, ne zaman piyasaya geldi diye böyle teker teker detaylı sorular artık kolay kolay gelmiyor. Onu bir baştan söyleyeyim. Ama ben size bunları açıklayalım. Arkadaşlar ayılar, köpekler, atlar, maymunlar, filler bunlar 3. jeolojik zamana aittir gençler. Yani tersiyer dönemine aittir diye söyleyebiliyoruz gençler. O yüzden 1 numaralı grup kesinlikle ve kesinlikle 3 numara olacak. Yani C ve E'yi eledik. Dinozorlar, kuşlar, memeliler yani ilk hayvanlar dediği şey de 2. jeolojik zaman Mesozoik'e aittir gençler. O yüzden 2 olacak. Zaten şıkkımızı bulduk. İnsanlar 4. jeolojik zamana aittir gençler. Böcekler, balıklar ise ne kaldı geriye? 1. jeolojik zamana aittir diye söyleyebiliriz. Hatta ilk alpler ortaya çıktı diye söyleyebiliyoruz. O yüzden de cevabımız Bursa olmuş oluyor gençler. 20. sorumuza bakalım. Aşağıdaki şehirlerden hangisi zaman içinde ekonomik fonksiyonu değişmiş şehirlere örnek olamaz diyor. Yani bir değişim söz konusu olacak arkadaşlar. Bakalım aşağı şehirler nüfus büyüklükleri ve fonksiyonları bakımından farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları tarihsel süreç içinde değişime uğrayabilir diyor. Hangisi ekonomik fonksiyon değişmiş şehirlere örnek gösterilemez diyor bakın. Mesela Eskişehir. Eskişehir arkadaşlar sanayi şehrinden öğrenci şehrine döndü. Tokyo yine aynı şekilde teknoloji şehrine döndü. Tam başkent hala öyle ana şeyi başkent olarak geçebilir ama teknoloji şehrinde de bir dönüş var. Mekke dini bir başkentti lakin şu anda turizm başkenti olarak kabul ettiğimiz şehirlerden. Kans alelade bir şehirdi. Öyle sadece tarımla uğraşan bir şehirdi ve sonra oraya film sektörü geldi. Turizm patlaması yaşandı. Ama Esen hala da sanayi şehri olarak karşımıza gelmektedir gençler. 21. sorumuza bakalım. ZBK projesi yani Zonguldak Bartın Karabük projesi tamamlandığında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez diyor. Ne diyor? Fizibilite çalışmaları 97 yılında tamamlanmıştır. Projenin amacı yeni yerli yatırım alanları açmak, uzun ve orta vadeli
Bölgesel gelişme planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanları oluşturmak. Yani o bölgede neden var? Önce onu bilmemiz lazım. Yeraltı zenginliği fazla olduğundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Demir çelik fabrikası modernize edilecektir diyor. Tamam, bu bir planlama olabilir. Ulaştırma altyapısı genişletilecek. Ondan sonra organize sanayi bölgeleri, atıkların değerlendirmesi için yeni yatırımlar yapılacak. Ama deniz turizmi burası için önemli değil. Çünkü burası bir maden bölgesidir arkadaşlar. Ve bizim için turizm da zaten Antalya, Muğla, İzmir, Aydın gibi şehirler varken buraya çok fazla da bir yatırım olmaz. Buranın amacı maden ve fabrika olacaktır gençler. 22. ve son sorumuza bakalım. Bu bölgede heyelanların daha sık görülmesine sebep olan doğal şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz diyor gençler. Doğal afetler, dünyanın kendi dengesi ve doğal işleyiş içerisinde her dönemde görülen olaylar olmalarına karşın gündelik hayatın rutininden farklı olduklarından ekstrem olaylar olarak kabul edilir. Dünyanın her bölgesi sahip olduğu kendi doğal şartları nedeniyle belirli doğal afetlerle daha sık karşılaşabilmektedir. Ülkemizde Karadeniz bölgesi heyelanların fazla gerçekleştiği bölgedir diye söylüyor gençler. Hangisi sayılamaz diyor. Dağlık bir arazi kesinlikle heyelanın nedenidir. Engebeli özellikle eğimi fazla olduğu arazilerdir. Killi katmanların bol olması yine aynı şekilde arkadaşlar. Kil suyu aldığında şişer ve toprağın üstünden harekete geçer gençler. Gür ormanlardan oluşan bir bitki örtüsüne sahip olması arkadaşlar, ormanlar heyelanı tutucu bir etkiye sahiptir. En azından tamamen önlemez ama en azından geciktirme yaşatır gençler. Zemini oluşturan katmanların arazi eğimiyle paralel oluşu, evet bu da yine aynı şekilde heyelana sebep olur. Yağış miktarlarının fazlası olması nedeniyle zeminin sürekli ıslak olması, yine toprağın sürekli şişkin olması ve sürekli kabarık durmasına sebep olur ve böylelikle de arkadaşlar ne meydana gelecektir? Fazlasıyla heyelan oluşturmasına sebep olacaktır gençler. Evet, yayın sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki deneme sınavı soru çözümleriyle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.